Hülya müsait misin, geleyim mi? Gel. Geç kalmayız. Bekleyin. Ne oldu? Ben de geliyorum. Onların arasında sizi tek başınıza bırakmam. Hoş geldiniz. Kuzgun'un ailesi düğüne gelecek mi? Kumru kesin geliyor. Haber yapması için görevlendirdim. Kartal, Meryem. Kartal da Ali davet etmiş. Meryem bana da sürpriz olacak. Şu masadakileri tanıyor musun sen? Rıfat'ın ortakları. Aynı zamanda Berham Adıvar'ın masasındaki diğer iki adam. Bugün dosta düşmana Kuzgun'un ailesini takdim etmeli Şermin. Kuzgun'un en zayıf karnını herkes görmeli. Tamam. Şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğin sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç bitmemiş
hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi. Kopartmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmişte sağ ol. Bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Hani aile arasında küçük bir tören gibi. Bunların küçüğü böyle işte. Sen mi çağırdın onları? Saçmalama, öyle bir şey yapar mıyım? Hoş geldiniz Meryem Hanım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Size gelmedim. Çocuklarım yalnız kalmasın diye geldim. Sebebi her ne olursa olsun gerçekten çok memnun oldum geldiğinize. Buyurun, yeriniz hazır. Ailenle geldiğine göre artık her şey eksiksiz. Yüzün gülebilir. Buyurun. Ne işiniz var burada? Abimiz evleniyormuş, bir uğrayalım dedik ya. Niye geldiniz, niye? Davet edildik. Ailen olduğumuz için. Hoş geldiniz. Ayakta kalmayın, buyurun şöyle. Ela, Kuzgun'a dost musun, düşman mı? Düşman olan ben değilim Meryem teyze. Ben sadece neye mecbur bırakıldıysam onu yaşıyorum. Ela'cığım, tebrik ederim. Geliyorum hemen. Şöyle buyurun. Şu gelenler kim? Kuzgun Cebeci'nin ailesi. Yani Kuzgun'un prangaları. Hoş geldiniz Meryem abla. Hoş geldiniz. Seda ben. Ali'nin eşi. Kartal. Kumru. Hoş geldiniz. Kuzgun'un biricik kardeşleri ve annesi Seda'cığım. Gelsene sen. Kumru'yu da Kartal'ı da al. Birazdan gelin buradan. Burası, bu insanlar size göre değil. Sana göre de değil oğlum. Ama ne yaptın ettin, girdin içlerine. Cümle aleme bir ailem olduğunu göstermek için çağırdılar sizi buraya, anlamıyor musun? Benden uzak durun dedik, çiğin adına yapar gibi takılmayın peşime. Uzak durmamızı istiyorsan sen de çık git bu dünyadan, bu insanların arasından. Ben ve kardeşlerin senden ayrı değiliz oğlum. Merak etme, birazdan gideriz. Ama ben senden uzak duramam. Sen neredeysen benim canım orada. Tuvalet ne tarafta acaba? Ben yardım edeyim. Nerede? Bilmiyorum. Kumru'yu da al, hemen gidin buradan. Yeter. Sen niye bu kadar rahatsız oluyorsun ki bizden? Oğlum rahatsızlık falan yok. Kumru'yu bul, annemlere de al git. Hadi Kartal, hadi. Tamam oğlum, tamam, gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi. Buraya kadar gelmişler zaten. Niye gönderdin insanları? Çamurunuz onlara bulaşmasın diye. Anladın mı? Kim olduğunu bana asla unutturmadığın için sağ ol. Her zaman.
Ne zaman yatar ev ailesi? Gitmeyi aklından bile geçirme. Ama böyle her saat başı aramızdaki anlaşmayı sana hatırlatacak değilim. İstersen parmağına kırmızı bir ip bağla. Baktıkça beni hatırlarsın. Ya sana helal olsun ya. Şu şartlarda bile şaka yapabiliyorsun ya. Hep bir laf sokmalar, iğnemeler falan. Sen var ya dilinle adam öldürürsün ha. Boşuna avukat olmamışsın. Sayende bütün adamlar güvende. Yatıp kalkıp dua etsinler sana. Bu böyle olmaz. Patlarız. Bugün olmazsa yarın. Yani senin aile fark etmeyecek diye hep böyle yan yana mı takılacağız biz? Bir şey diyeyim mi Kuzgun? Ne yaparsan yap gerçekten umurumda değil. Hatta şöyle yapalım. Yarın herkese bunun anlaşmalı bir evlilik olduğunu açık edelim. Hı? Rol yapmamıza da gerek kalmaz. Boşanır gideriz. Ama sen de icazeti rüyanda görürsün. İyi tamam. Senin uykun gelmiş belli. Sayıklamaya başladığına göre. Ben şu üzerindeki ızdırabı bir çıkarayım. Sadece uyumak istiyorum o kadar. Ben de burada yatarım artık. Sen bilirsin. Çocuklar, Dila, müsait misiniz? Ah. Kusura bakmayın böyle dan diye geldim ama. Meral'e söyledim unutmuş. Kendim hazırlayıp getirmek istedim. Sağ ol Şerim. Battaniyeli film keyfi dediniz. Bu kadar sıkıştırmayın canım. Hepsini bir gecede yapmak zorunda değilsiniz. Ay yoksa ayrı ayrı mı uyuyacaktınız? Müsaadenizle biz bu gece bayağı yorulduk. Özellikle Dila. Şu gelinlikten falan bir kurtulsun. Değil mi karıcığım? Hı hı. Yani vuralım kafayı yatalım manasında. Anladım. Biz rahatsızlık vermeyelim size ya. Biz kendimiz kalkalım gidelim. Gel kardeşim. İyi geceler. İyi geceler. Allah aklın versin. Size de. Ya bu kadın hayırdır ya? O öyledir. En ufak bir açık buradan İstanbul semalarına jet hızıyla yayılabilir. Dikkatli ol. Biri bizi sürekli gözetliyor. Yardım edeyim mi şuna? Sağ ol. Kendi fermuarımı kendim açabilirim. İyi. Tamam, yardım eder misin? Efendim? Fermuarımı açmama yardım eder misin? Ne oldu, maymun kolları işe yaramadı mı? Açacak mısın, açmayacak mısın? Açarız. Yoksa ben de çoktan açmıştım.
Gerisini hallederim, sağ ol. Telefonun çalıyor. Ha pardon, ikinci telefonum galiba. O saçtan kurumamış yalnız. Sana ne? Hasta olacaksın. İcazet üstü. Hayır, halsizlik yapar. Evcilik oyunu değil ki bu. Yani komplesi öyle değil manasında, onu diyorum. Allah rahatlık versin.